Dostlar merhaba. Söz verdiğimiz gibi TYT Türkçe soru çözüm kampına başlıyoruz. 365 gün yayınları Türkçe Soru Bankası ile birlikte harika sorular çözeceğiz. Bugünkü dersimizde sözcükte anlam kavramlar ile ilgili 3 tane testimiz var. Kolay test, orta test ve sınav kadar zor test. Haydi ben şimdi sorularımı çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın soru çözümüne başlayalım. Evet dostlar, sorularımız da geldi. Bu dersimizde sözcükte anlam konusunun kavramlar kısmını ele alacağız 3 testle birlikte. Önce bir kolay test çözeceğiz. 12 sorudan oluşuyor. Sonra orta bir testimiz var dostlar. 10 sorudan oluşuyor. Sonra sınav kadar zor dediğimiz çok değerlidir bu testler. 12 sorudan oluşan testimiz. Değerli dostlarım, bu kitabı ulaşmanız için yorumlar kısmına bir WhatsApp numarası bırakacağım. O numaraya ulaşarak, mesaj atarak kitapla ilgili detaylı bilgileri edinebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Sözcükte anlam, kavramlar birinci testimiz. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilim dalına özgü sözcükler kullanılmıştır? Yani hangisinde terim vardır demek istiyor. Sosyal bilimlerde araştırmacıların tarafsız yaklaşımları oldukça önemlidir. Burada göremedik. Kar yağışının gecikmesi özellikle çiftçileri endişelendiriyordu. Burada da göremedik. Şiirde iç ahengi sağlamak için redif uyak ve ölçüye özen gösterilmelidir. Evet redif, uyak, ölçü bunlar edebiyatla ilgili terimlerdir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Eleştirmenler yeni çıkan kitapları baştan sona okumadan rahatlıkla eleştirebiliyorlar. Burada terim göremedik. İnsan ilişkilerinin çıkara dayalı olması son yıllarda karşılaştığımız en önemli sorundur. Evet burada da herhangi bir terim göremedik. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki Gelelim ikinci soruya. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? Yani hangisi sesteş değildir? Karadeniz bölgesinde arı yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Değerli dostlar burada hayvan adı olarak kullanılmış ama bir de arı dil deriz değil mi? Sade anlamında arı. Böyle bir anlamı da vardır. Dolayısıyla eş seslidir. Öğretmenler günü kutlaması için yaş pasta aldık derken yaş ıslak anlamı var, 10 yaş, 20 yaş bir sürü anlamı var değil mi? Dolayısıyla bu sözcükte sesleştir hemen eleyelim. Santranç turnuvasında birinci olmayı başarmıştı. Şimdi birinci sözcüğü değerli dostlarım başka bir anlama gelebilir mi? Elbette gelemez eş seslisi yoktur. Toplantıdan sonra kısa bir kır gezisi derken bir de bir şeyi kırmak var değil mi? Dolayısıyla sesleştir. Bu iki romancının yazdıkları arasında bir bağ kurmak olanaksız gibi derken bağ sözcüğü de üzüm bağı var, ne bileyim ayakkabı bağı var değil mi? Bir sürü anlamı var. E dolayısıyla bu da sesleştir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum üçüncü soruya. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Bir bakalım. Hayatımıza yeni giren bir kavram e-kitap burada yok. Bu kavram okuyuculara kolaylık sağlamak amacıyla bilgisayar ortamında hazırlanmış kitaplar için kullanılıyor. Evet e-kitap gerçek anlam kolaylık, gerçek anlam hazırlanmış, gerçek anlam. Son bir yılda 5000 kitap bu şekilde yayına hazırlanmış. Gittikçe yaygınlaşan bu uygulamalarla, evet dikkat edin bu da gerçek anlam, okuma alışkanlığının yaygınlaşmasının amaçlandığı ileri sürülüyor. Ben bu görüşe katılmıyorum. Kitap sayfalarının sıcaklığı derken evet sıcaklık böyle elimizi dokunarak algılayacağımız bir şey değil değil mi? Dolayısıyla mecaz anlamdır. Cevabımız da E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum dördüncü soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Bir bakalım. Boğazın sularında Küçük Su Kasrı'nın, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayı'nın yansımaları görülürdü. Evet burada bulamadık. Şunu beyleyelim. Suyun ışıklı olan bu gizemli oyunu. Gizem soyut bir sözcüktür değil mi? Evet ikide bulduk. Boğazın yüzyıllardır değişmeyen özelliğidir. Boğazın her semti Ayrı ayrı köyler halindeydi burada yok. Bu köylerin iskelelerinin çerçevesinde fırın, kasap ve manavlar sıralanır. Kaldırım boylarında ise uykulu ve sıska atlarıyla arabacılar müşteri beklerlerdi. Bu arabalardan çıkan nal ve tekerlek seslerine bahçe ve korulardan gelen kanarya ve bülbül sesleri karışırdı derken buralarda soyut bir sözcük göremedik. O halde cevabımız 2 numara olacak yani B seçeneği. Peki geliyorum 5. soruya. Haydi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başına kullanılamaz? Haydi ikilemeleri bulalım. Adana'da ne var? Doğru dürüst değil mi? Bursa'da mırın kırın. Ceyhan'a bakıyorum sıcak sıcak. Buraya bakıyorum lapa lapa. Yılbaşı gecesinde eş dost. Şimdi eş dost ikisi de anlamlı. Lapa hani pilavın lapa oldu deriz değil mi? kendi başına anlamlı. Sıcak sıcak kendi başına anlamlı. Doğru ve dürüst tek başına anlamlı. De anlamlı tek başına kullanılabilir. Ama mırın sözcüğünün tek başına bir anlamı yok. Kırın sözcüğünün de tek başına bir anlamı yok. Hani kırın belki şöyle düşünebilir. Kal, kalemi kırın şeklinde ama mırın bunun kesinlikle anlamı yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 6. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler karşıt anlamlı değildir. Şimdi deniz suyu dibi görünecek kadar berraktı. Berrak sözcüğünün zıttı nedir dostlarım? Bulanık sular değil mi? Berrak su, bulanık su bunlar zıt anlamlıdır. Doğru. Sınavın son sorusunu aceleyle yanlış cevaplamıştım. Yanlışın zıttı doğru sonuçlar değil mi? Doğru cevaplamıştım. Evet, doğru yanlış birbirinin zıttıdır. Ev eşyalarını alırken peşin ödeme yapmıştık. Peşin. Evet, bunun zıttı ne olur? Taksit olur. Arabasının tamiri için yedek parça gerekiyordu. Parça sözcüğünün zıttı değildir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Doğum bunun zıttı nedir? Ölüm. Dolayısıyla tamam. Bu deneyden önce yüzeylerin kuru olması, kurunun zıttı ıslak, ıslak zemin, evet bunlar birbirinin zıttıdır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki, geliyorum 7. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamın dışında kullanılmıştır? Yani mecaz arıyoruz dostlar. Bahçedeki meyvelerin birçoğu derken meyve gerçek anlamlı. İyi bir şoför olabilmen için biraz daha pişmen gerek. Ne bu kardeşim yemek mi? Dolayısıyla bu burada mecazdır değil mi? Cevap Bursa. İki tabak tatlıyı büyük bir keyifli yedi. Tabak gerçek anlam. Gözünün üstüne dökülen saçlarını derken göz gerçek anlam. Bahar mevsiminin gelmesiyle bahçelerde otlar yeşerdi. Yeşermek gerçek anlam. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki, geliyorum 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur? Şimdi bir bakalım dostlar. Bir kavanoz bal almak için markete girdi. Şimdi bal sözcüğü sen bir dur bakalım şurada bir bekle. Anneler günü hediyesi olarak bir demet gül aldı. E gül sözcüğü bir de gülmek var değil mi? Dolayısıyla ses ses seçtir denilebilir. Kars'ın köylerinde kaz yetiştiriciliği. E bir de bir şeyleri kazmak var. Evet. Yaz mevsimi derken bir şeyleri yazmak var. Evet. Birçok şirket sosyal medyada var olmak. Evet. Bir de bir yere varmak, ulaşmak anlamı var. Tamam. E bal sözcüğü sen bir dur demiştik. İyi ki demişiz. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 9. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Şair olduğum için uzun uzun yazamıyorum. Burada yok. 300-500 sayfalık romanlar hiç yazamam. Burada da yok. İnsan 80 sayfa içinde de anlatmak istediklerini anlatabilir. Burada da göremedik. Romancıların sözü uzatıp durmaları iş değil. Burada da yok. Geçmişten geleceği. Evet geçmiş, gelecek. Bunlar birbirinin zıttıdır kıymetli dostlar. Kalanlar uzun yazanlar değildir. Evet geçmiş ve geleceği bulduk. E Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 10. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamında kullanılmıştır? Bir bakalım bakalım. Beton hayat beni boğuyor. Mecaz tutup da boğazını boğmuyor değil mi? Trafik gürültü yapaylık yordu beni. Şunu belirleyelim. İnsanlar da bu metropolün doğasına ayak uydurmuş derken insan sözcüğü evet temel anlamda. Trafik hariç her şey hızla akıyor derken su mu kardeşim bu aksın? Ama su gibi akıyor. Evet burada bir benzerlik ilişkisi var. E, dolayısıyla bu yan anlamdır ama temel anlam değil. Herkes şikayetçi bu renksiz yaşamdan derken bu burada mecaz. Ben bırakacağım bu soluk kenti derken yine mecaz. E dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 11. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır diyor. Türk destanlarında toplum hayatı ile ilgili birçok motif vardır. Burada yok. Yaşamın hızlı değişimi insan ilişkilerini de farklı biçimlerde etkiliyor. Burada da yakın anlamlı sözcük göremedik. İçtenliğini yazdıklar yazdıklarına da yansıtıyor. Samimi bir dille okuruna sesleniyordu. Şimdi eş anlamlı değil ama içtenlik, samimiyet bunlar yakın anlamlıdır değil mi? E dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Özgürlük düşüncesi insanın doğasında baştan beri vardır. Burada göremedik. Her yıl düzenlenen kültür şöleninde bu yıl farklı bir tema ele alınacak. Evet burada da göremedik cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet değerli dostlar bu testin son sorusu. Hadi bakalım 12'de 12 yapmışsınızdır inşallah. Bu parçada 6 çizili sözcüklerden hangisinin kökü yönüyle ses sesleşi yoktur? Köklere bakacağız dostlar. Şimdi şurada bir yay kökü bulduk değil mi? Bir bir şeyleri yaymak var bir de okun yayı var dolayısıyla buradan çıkar. Bunu eleyelim. Yazı masası evet kökümüz yaz. Yazmak fiili var. Bir de yaz diye bir mevsim var. Evet buradan da sesleşçik çıkar. Büyük kelimemiz büyü. Şimdi bir büyümek var bir de sihir anlamında büyü var değil mi? Tamam. Sağlıyor derken kökümüz sağ. Bir bir şeyleri sağmak var. Bir de sağ sol değil mi? Sağ var. Dolayısıyla bu da sesleştir. Ama kökümüz bulmak. E bulmanın da başka bir anlamı yok. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet kıymetli dostlar birinci testi bitirdik. İkinci test sözcükte anlam kavramlar orta düzey. Haydi bakalım 10 tane soru bizi bekliyor. Hemen ilk soruyla başlayalım parçada numaralanmış sözcüklerin hangilerinde mecazlı bir söyleyiş yoktur demiş. Adalarda mevsimler öteki karalardan daha uçlarda, daha derinden, daha damardan yaşanır. Daha uçlarda yaşanır. Evet bu mecaz. Daha damardan yaşanır. Evet bu da mecaz. Çünkü her mevsimi çevreleyen denizin ortasında yapayalnız çırılçıplak yaşayan adanın. Ada çırılçıplak yaşar mı? Evet bu da mecaz. Devam edelim. İlkbahar'ın doğa ve onun parçası insanın iliklerine kadar en fazla hissedildiği yer adıdır. Evet ilkbahar kendi anlamında. Sonbaharı şahanedir. Evet şahane kendi anlamında. E Dolayısıyla cevabımız 4 ve 5 olacak. Yani E seçeneği. Peki geliyorum ikinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz öbeği ikileme değildir? E şimdi türlü türlü aynı sözcükle oluşmuş bir ikileme. Karınca kararınca evet karınca kararınca bir ikileme midir yoksa deyim midir hemen not al karınca kararınca bir deyimdir ikileme değildir doğru dürüst evet bu bir ikilemedir abur cubur ikilemedir eğri bürü ikilemedir ancak karınca kararınca yardım ettik evet bu hani elimizden geldiğince manasında bir deyimdir dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır peki Geliyorum üçüncü soruya. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangileri mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Bir bakalım dostlar. Roman bir tiyatro adamının çileli sanat hayatını derken sanat burada gerçek anlamlıdır. Hemen notumuzu alalım. Bu çileler ortasında yaşadığı bir gönül fırtınası derken evet fırtına burada mecazdır. Devam. Nahit'in Darül Bedai'de kendi kurduğu toplulukta devam eden gerçek hayatını ele alan roman, evet romanın dediğimiz zaman roman sözcüğü de burada yine gerçek anlamdır değil mi? Devam edelim. Romanın ağırlık noktasını şimdi ağırlık burada böyle hok, şeyle tartıyla tarttığımız bir şey mi? Değil. Dolayısıyla sözcüğümüz burada mecazdır. Devam edelim. Başlarda ağır aksak ve yer yer özentili roman dili bu fırtınalı aşkı anlatırken akıcılık kazanıyor. Su mu kardeşim bu aksın? Dolayısıyla bu da mecazdır. Biz ne arıyorduk? mecaz olmayan evet bir gerçek anlamdı. 3 de gerçek anlamdı. 1 ve 3'ü alacağız. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum dördüncü soruya. Evet birçoğunuzun karıştırdığı mevzu. Mantığını bir türü kavrayamadığınız ama videomu izlediyseniz kesinlikle öğrenmişsinizdir. Somutlama. Soyut bir kavram. Olay ya da durumun daha iyi anlaşılması için somut bir örnekle açıklanarak belirginleştirilmesi. Yani soyut bir durumu somut sözcüklerle anlatma durumu. E bakalım hangisinde başvurulmuş. Gündelik yaşamın ilginç yönlerini dile getirdiğinden pek çok yazısı defalarca okunmuştur. Burada yok. Bir romancı yapıtlarında başka romanları çağrıştırmamaya özen göstermelidir. Burada da yok. Garipçilerin şiirlerinde uyak ve ölçü kullanmamaları o dönemde ve sonrasında pek çok şairi etkilemiştir. Burada da göremedik. Toplumsal sorunları yansıtan bir yazarın eserlerinin ilgi göreceğini anlamak zor olmasa gerek. Burada da yok. Özgün bir öykü ya da şiiri okumak, daha önce hiç yemediğimiz tropikal bir meyvenin tadına bakmaktır. Evet, tropikal bir meyveyi eline aldın değil mi? onun da tadına bakıyorsun. Zihnimde bak somut bir şekilde canlandı. Özellikle yukarıda ne dedi? Somut bir örnekle açıklanarak bak tropikal bir meyvenin tadına bakmaktır diyerek somut bir örnekle yukarıda söylediklerini açıkladı ve somutladı. Ve zihnimde bu canlandı bakın. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 5. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük argo anlamıyla kullanılmıştır. Pek görmeyiz böyle sorular. İyi oldu böyle bir soruyla karşılaşmak. Haydi bakalım. Şener Şen Türk sinemasının en başarılı karakter oyuncularından biridir. Hakikaten öyle. Hayranım kendisine. Birçok filmde canlandırdığı karakterler ve bu filmlerde kullanılan replikler zihinlerden kolay kolay silinmez. Doğru. Onun başarılı bir performans sergilediği filmlerden biri de başrolünü İlyas Salman'la paylaştığı Çiçek Abbas'tır. Tavsiye ederim. Çok güzel film. Şener Şen bu filmde dolmuş şoförü Şakir karakterini canlandırır. Filmin bir sahnesinde yol kenarındaki yolcuyu Çiçek Abbas'a kaptırınca söylediği Tüh kaptırdık ördeği. Sözü ise bu filmden akıllarda kalan repliklerden biridir. Evet, tüh kaptırdık ördeği. Bu bir argodur dostlar. Özellikle şoförlerin ağzında olan bir argodur. Evet, dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki, geliyorum 6. soruya. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamıyla kullanılmıştır? Haydi bakalım. Somut, soyut. Soyutun Y'sinden hatırlayın demiştim. Yok. Beş duyu organının hiçbiri yok. Somut ise beş duyu organının herhangi biriyle algılanabilecek. E hadi bakalım. Yazmak benim zihnimde zihin soyut anlamlıdır. Geçiyorum. Daha ileri nasıl gidilir? Yaşamın kıyıları derken kıyı normalde temel anlamıyla somuttur. Ancak bağlamda burada soyuttur. Geçtim. Oralarda hem yazanın hem okuyanın ufkunu derken buradaki ufuk bildiğimiz ufuk değil. Okuyanın ufku dediğine göre soyut anlamlıdır. Geçtim. İnsan gönlüne küçük bir açıklıktan. Evet insan burada bildiğimiz somut. Dolayısıyla bunu bir alalım. Açıklıktan bile olsa ışık sızdırabilmenin yollarını arıyorum derken bu yürüdüğümüz yol değil dostlar. E dolayısıyla soyuttur. Bunu da eleyelim. E cevabımız ne olacak? D seçeneği. Peki geliyorum 7. soruya. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Of duyan gelmiş. Somutlama, benzetme, duyu aktarımı, ikileme, mecazlaşma. Şimdi kıymetli dostlar bir yerde e, baktığımızda duyu aktarımı nedir dostlar? E, i̇şte bir duyu organı ile algılanabilecek bir durumun başka bir duyu organı ile algılanması. Mecazlaşmayı biliyoruz, ikilemeyi biliyoruz, benzetmeyi biliyoruz, somutlama biraz önce örnek bir soru çözmüştük zaten. E bakalım şimdi. O gün her yan günlük güneşlikken aniden boşalan yağmur 3-5 dakika içinde havanın gerilimini aldı. Havanın gerilimini almak derken gerilim hemen böyle zihnimde bir şeyin gerilmesi değil mi? Böyle bir şey somutlandı ama daha bariz bir örnek bulalım. Sonra bulutlardan sıyrılan ışık topu bir güneş caddeye düştü. Işık topu bir güneş derken güneşi neye benzetti? Işık topuna ya da ışık topunu güneşe. Evet burada bir benzetme var. Şimdi gerilim sözcüğüyle de bir mecazlaşma var değil mi? İnsan gerilir, hava gerilir mi? Devam edelim. Güneş yüreğimde katmanlaşan karamsarlığı sildi. Evet burada bir kişileştirme var. Bani yazın ayak basılmamış sokaklarında dolaştırdı. Yazmak içimizi saran sevincin dilinden anlamak, anlatılanları dilin malı eylemektir. Hah burada bak somut evet dilin malı eylemek derken iyice somutlaştırdık. Yazar çorak duygularını ha çorak evet şurada da bir somutlama var artık eleyelim. Çorak duygularını belleğin mezarına gömüp o güneşi görmeden eline kalemi almamalı. Evet duyu aktarımı göremedik ikileme göremedik. Tekrar bakacağız şimdi. Her her gün her yan günlük güneşlikken aniden boşalan yağmur 3-5 dakika için evet şurada 3-5 diye bir ikileme var. Devam edelim günlük güneşlik derken şurada da ikileme var. Evet devam edelim. Bulutların sıyrılan ışık topu bir güneş diye düştü. Güneş yüreğimde katmanlaşan karamsarlığı sildi. Devam ediyorum. Bakıyorum emin olmak adına. Dilin mala eylemektir. Çorak duygularını belleğin mezarına gömüp o güneşi görmeden eline kalemi almamalı. Evet iki tane ikilemede bulduk. Herhangi bir duyu aktarımı göremedik. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 8. soruya. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu parçada altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamdaşıdır? Yani eş anlamlısıdır. Bir bakalım. Sanat, biriktirme, saygınlık, anlam, biçim. Edebiyatımızda, şimdi edebiyat sözcüğünün eş anlamlısı yok. Sanat olur mu hocam? Ya sanat dedin mi? İşin içine her şey girer. Edebiyat onlardan sadece bir tanesidir. Devam edelim. Edebiyatımızda düz yazının itibar kazanması. Ha itibar, saygınlık. Evet cevabımız Ceyhan. Kazanması, biçim falan vesaire yok. Devam edelim. Sanatçılar işleyecekleri konuyu, konu bakıyorum yok. Birçok yeni düz yazı türü, tür, evet yine yok. Evet saygınlık, itibar. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki, geliyorum 9. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır? Ne arayacağım? Bir duyu ile algılanabilecek bir ayrıntıyı başka bir duyu ile ilgili olarak kullanmaya duyu aktarımı denir. Hiç de akıcı olmayan bir cümleymiş. Çok zor okuduk dostlar. Haydi bakalım duyu aktarımı arayacağız. Dışarıdaki soğuk hava cildizim, cildimizi jilet gibi kesiyor. Rüzgar dudaklarımızı kurutuyordu. Evet burada bir duyu aktarımı göremedik. Şiirlerinde renkli ve canlı manzaralar anlatmasıyla tanınan bu şair aynı zamanda resim de yapıyordu. Burada da göremedik. Bir kır kahvesine oturmuş radyodan yükselen tatlı melodiler. Şimdi kıymetli dostlar bir şeyin tatlı olduğunu tatma duyusuyla yani dilimizle algılarız. Melodi ise duyma duyusu, değil mi? Kulaklarımızla. Sanki o melodiyi tadıyormuşuz gibi tatma ve duyma duyuları arasında aktarım söz konusu. E dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Hangi dükkanın önünden geçsek bir acı kahvemizi için bari diyerek acı burada evet bir sıkıntı yok. Bizi içeriye davet ediyorlardı burada da yok. Sıcak hava yüksek nemle birleşince soluk alıp vermemiz neredeyse olan olanaksız hale geliyordu. Evet cevabımız C seçeneği olmalıdır dostlar. Peki geliyorum 10. soruya. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlamlıyken cümlede somut bir varlığı karşılamıştır. Yani normalde soyut ama cümlede somut anlamda kullanılmış olacak. Bir bakalım. Zaman, ömür, gönül, can ve sorumluluk. Okula devam etmek, kitaplara gömülüp saatlerce sayfalar arasında zaman geçirmek. Şimdi zaman soyuttur Cümlede de soyut anlamda kullanılmış. Buna eğiliyorum. Devam edelim. Geçirmek, okumak, okumak. Ömrünü böyle geçirmek. Ömür soyuttur. Evet cümlede de soyut olarak kullanılmış. Geçtim. Başka herhangi bir işle ilgilenmemek. Geçiyorum. Aslında gönlünden geçen buydu. Fakat evdeki beş can ne olacaktı şimdi? Can sözcüğü normalde soyuttur. Ancak. Fakat evdeki 5 can derken can sözcüğü dikkat edin burada insan anlamında yani somut anlamda kullanıldı. Bizden de tam olarak istediği buydu. Cevabımız D seçeneği. Sorumluluk sözcüğüne bakalım. Babasının zamansız ölümü onu birden olgunlaştırmış ve sorumluluk almaya. Sorumluluk zaten soyuttur. Burada da soyut. Dolayısıyla sıkıntı yok. Gönül sözcüğüne bakalım. Gönül nerede geçmişti Allah aşkına? Ha, aslında gönlünden geçen evet gönül soyuttur. Burada da soyut. Bunda da herhangi bir problem yok. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Evet sevgili dostlar geldik üçüncü testimize. Yani sınav kadar zor. Haydi göreyim siz. Evet ilk soruyla başlıyoruz. Yine güzel bir soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kökü yönüyle sesteşi bulunan bir sözcük yoktur? Eserlerimi yazarken bak dikkat kökümüz yaz. Kökü yönüyle sesteşi var mıdır? Elbette vardır. Aslında en önemli arayışım dil konusundadır derken bir dil var bir de bir şeyleri dilmek var değil mi Yadırganmayan ama bana özgü bir dili yakalamak. Bak yine dil sözcüğünü gördük. Şurada yaka var mesela. Yaka yaka. Evet bir İstanbul yakası falan. Gerçi o yan anlamdır. Ha şurada ben var değil mi? Yine kökü yönüyle sesteş bir sözcüktür. Yaka sözcüğü işin içine yan anlam girdiği için onu değerlendirmeye gerek yok. Edebiyat dünyasında yarınlara seslenmenin iyi bir üslupla mümkün olduğunu biliyorum derken burada kökü yönüyle sesteş bir sözcük göremedik. Dolayısıyla dördü bir alalım. Bu nedenle hangi türde yazacağımdan evet kökümüz yaz bir mevsim olan yaz var bir de yazmak fiili var değil mi? Dolayısıyla 5'i de eyleyelim cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum ikinci soruya bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır diyor. Ünlü ressam 12 yaşına kadar bu kasabada yaşar ve sonra 1970'li yılların başında eğitim için İstanbul'a gelir. Burada herhangi bir mecazlı söyleyiş göremedik. Burada İstanbul'da 6 yıl sürecek sanat eğitimine başlar. Burada da göremedik. O yıllar kendisi gibi zaten şurada bir benzetme var bak dikkat et. Pek çok gencin hayallerinin boğazın sularında eriyip gittiği zorlu yıllardır. Hayallerin boğazın sularında erimesi. Evet burada mecazı gördük değil mi? Cevabımız C seçeneği. Üniversite yıllarında farklı sanatlarla da tanışma olanağı bulur. Burada göremedik. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir sürü öğretmenlik yapar. Burada da göremedik. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 3. soruya. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük gerçek anlamlıdır. Gece yarısından sonra bir vapur kalkar Beşiktaş'tan. Bu mecaz kalkmak derken böyle oturduğu yerden mi kalkıyor? Hayır. Son vapurdur bu. Evet. Uykulu insanlar doldurur vapuru. Şimdi uykulu insanlar derken gerçek anlamda mı kullanılmış? Evet. Evet. Üçüncü sözcük terimdir diyor. Deniz kapkaradır, ay ışığı da olsa İstanbul az öte, ötede köprüleri, ışıkları, binaları. E, köprü burada gerçek anlamlı. Oysa terim demişti. Dolayısıyla cevabımız bu olacak ama şu bire tekrar bir dönmemiz gerekecek. Sen bir dur bakalım. 15 dakikalık yol bir türlü bitmez. Küçük küçük dalgalar derken. Evet dördüncü söz bir ikilemedir. Bu da doğru. Beşinci sözcük soyut anlamlıdır. Dalgalar vapuru salladıkça İstanbul'un gizemi de artar. Evet soyut anlamlıdır doğru. Şimdi C seçeneğinden eminiz. Bu bir terim değil. Cevap Ceyhan. Şuna tekrar bir dönelim. Gerçek. Aa, gerçek anlamlıdır. Gerçek anlamın içerisinde dostlar temel anlamda vardır, yan anlamda vardır. Şimdi gece yarısından sonra bir vapur kalkar Beşiktaş'tan derken insan gibi oturup kalkmıyor tabii ki. Ama sonuçta oturduğu yer, durduğu yerden bir hareketlenme söz konusu. Dolayısıyla temel anlama benzeyen yeni bir anlam buna da yan anlam denir zaten. E temel anlamda yan anlamda gerçek anlam kapsamındadır. E tamam o zaman bu da doğru. Cevap C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum dördüncü soruya. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin ad türünde bir sesteşi vardır? Ad türünde. Şimdi yaz. Burada isim olarak kullanılmış. Yaz mevsimi. Burada isim. Peki sesteşini düşünelim. Sesteşi yazmak. Yani fiil. Biz sesteşi isim olanı bulacağız. Eledim. Güzel soruymuş. Devam edelim. Yapılması planlanan yol. Yol burada isim. Sesteşini düşünelim. Yolmak. E yolmak fiil. Yine isim olan bir sesleşi yok. Devam edelim. Böyle bir çalışmanın olumlu sonuçları belki 100 sene sonra 100 burada isim. E bir de yüzmek diye fiil var değil mi? Bizden ne istiyordu? Hangisinin at türünde bir sesleşi vardır? Şimdi 100 burada 100 sene isim Tamam sayı. Ha insan yüzü var değil mi? Bak bir de böyle bir isim var. Dolayısıyla sesteş kök olarak değerlendirebiliriz isim olanı. Dolayısıyla cevap Ceyhan olacak. Devam edelim. Bu yıl yıl burada isim. E, Sesteşini düşünelim. Yılmak yılmak fiil. Biz isim olanı arıyorduk. Eledik. Bir düş gördüm derken düş burada isim. Sesteşini düşünelim. Düşmek fiili yine isim değil. Dolayısıyla bunu eledik. Soru kökünü umarım anlatabildim. Hangisinin at türünde bir sesleşi vardır. Şimdi yüz sene burada isim. Yüzmek diye bir fiil var ama bir de insan yüzü dediğimiz isim olan başka bir sesteş var. Dolayısıyla at türünde başka bir sesleşi mevcut. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 5. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yani mecazı mürsel yoktur. Bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka bir sözcük yerine kullanmak. Çayı ocağa koyduktan sonra derken çayı koymuyor değil mi? Çaydanlığı koyuyor. Burada çay sözcüğünde bir mecaz-ı mürsel adaktarması var. Gençliğimin uzun bir dönemini Cemil Meriç okuyarak. Cemil Meriç okumuyor değil mi? Cemil Meriç'in kitaplarını okuyor. Burada da var. Peki devam edelim. Pikniğe katılabilmesi için evden izin alması. Evden izin almıyor değil mi? Evdeki insanlardan izin alıyor. Dolayısıyla burada da benzetme amacı olmadan bir sözcük başka bir sözcük yerine kullanılmış Kışın ortasında hiç üşenmeden binayı bir daha taşıdı. Binayı taşımıyor değil mi? Binanın içindekileri taşıyor. E dolayısıyla burada da mecaz mürsel var. Deprem tatbikatı ile ilgili eylem planı okuldaki bütün öğrencilere duyuruldu. Mesela okula duyuruldu dese burada da olurdu. Öyle demedi. Öğrenciler direkt söyledi. Dolayısıyla cevabımız e seçeneği. Burada herhangi bir yerde adaklanması yani mecaz mürsel yoktur. Peki geliyorum. Altıncı soruya bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci sözcük eş sesli bir sözcüktür. Alfabelerdeki büyü onların biçimlerinden kaynaklanır derken büyü sihir manasında. E bir de büyümek var. E dolayısıyla sesleştir. Doğru. İkinci sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır diyor. Bir bakalım. Bütün alfabeler resme benzeyen bir dille doğmuştur. Benzemek. Evet bu burada gerçek anlamlı. Doğru. Üçüncü sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Dünyaya resim penceresinden bakar derken bu bildiğimiz pencere değil dostlar. Dolayısıyla mecazdır doğru. Dördüncü sözcük soyut anlamlıdır diyor. Bakalım. Bu bakışta da çoğunlukla bir ilkellik, daha doğrusu bir çocuksuluk egemendir derken çocuksu dikkat ederseniz burada mecaz anlamlı ve soyut anlamlı kullanılmış. Bu da doğru. Beşinci sözcük yan anlam kazanmıştır. Bir bakalım. Alfabelerin güzelliği hep çocuklarla bilinmelerinde. Eşim çocuk burada bildiğimiz temel anlamdadır. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum yedinci soruya. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, aynı anlama gelen sözcükler, sözcüklerin hepsi temel anlamlarıyla kullanılmış, anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanmış sözcükler vardır diyor. İkileme kullanılmıştır, sesteş olabilecek sözcüğe yer verilmiştir. Bir bakalım. Bir yazıyı kaleme alırken kelimeleri eksiltmek, azaltmak derken, şurada eksiltmek ve azaltmak aynı anlama gelen sözcüklerdir. Tamam. Sözcükleri kelimeleri eksiltmek ve azaltmak zordur. Hele uzun uzun yazmaya alışmışsanız sözü kısaltmak neredeyse imkansız hale gelir. Ben bu zorluğu bildiğim için daha kalemi elime almadan kafamda metni olabildiğince kısa planlıyorum. Bu yolu seçmemin nedeni kendimi kısa yazmaya alıştırmaktır. Şimdi sözcüklerin hepsi temel anlamıyla kullanılmıştır. Bu biraz şüpheli bir seçenek onun için bu bir dursun. Anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanmış sözcükler vardır. E zaten şu ikisi birbiriyle çelişir. Bir yerde soyut bir şeyler kullanıyorsak anlam genişlemesi yoluyla evet orada bir mecaz vardır değil mi? Tekrar bir bakalım dostlar. Bir yazıyı kaleme alırken kelimeleri eksiltmek, azaltmak zordur. Hele uzun uzun yazmaya alışmışsanız sözü kısaltmak neredeyse imkansız hale gelir. Ben bu zorluğu bildiğim için daha kalemi elime almadan kafamda metni olabildiğince kısa planlıyorum. Şimdi kafa sözcüğü normalde somut bir kelimedir. Ama kafamda metni olabildiğince kısa planlıyorum. Kafa burada zihin anlamında. Yani anlam genişlemesiyle soyut bir anlam kazanmıştır. E böyle bir kullanım varsa mecaz da vardır. Hepsi temel anlamıyla kullanılmıştır. Zaten çelişiyordu. Cevap bursa olacak. İkileme. Evet ikileme bulmamız lazım. Şurada bir uzun uzun ikilemesini gördük. Şuna eyleyelim. Sesteşi olabilecek sözcük. Evet hemen girişte bak yaz. Değil mi? Sesteş olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 8. soruya. Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede bir deyim kullanılmıştır. Televizyonun insanı avucunun içine alan gücü futbolda etkiler. Avucunun içine almak evet bu deyimdir. Doğru. İkinci cümlede dolaylama örneği vardır. Sihirli kutu insanların futbola müthiş bir tutkuyla bağlanmasına aracılık eder. Evet televizyonun dolaylaması sihirli kutudur dostlar. Bazen aptal kutusu da denilebiliyor. Dikkat edin. Üçüncü cümlede duyu aktarımı vardır diyor. Bakalım. Televizyon şirketleri Meksika'daki 1970 Dünya Kupası maçlarının öğle saatlerinde oynanması için FIFA'ya baskı yaparlar. Çünkü bu saatler Avrupa seyircisine daha uygundur. Burada bir duyu aktarımı göremedik. Dördüncü cümlede eş sesli sözcük vardır. Artık her biri evrensel birer kahramana dönüşen futbol yıldızları televizyon sayesinde evlerimize doluşmaktadır. Şimdi şunun kökü dolu var mesela şurada. Dolu birçok anlama gelebilir. Onun dışında başka eş sesli sözcük var mı? Daha net bir şey bulalım. Artık, ha evet şurada. Artık burada zaman anlamında. Bir de artık var değil mi? Çöp artığı vesaire. Bu anlamda düşünebileceğimiz. Evet. D seçeneği de elendi. 5. cümlede ad aktarması yapılmıştır. Dünya bu oyunun çekiciliğine kendini kaptırmıştır. Dünya sözcüğüyle kastedilen insanlardır. Dolayısıyla burada bir mecaz-ı mürsel ad aktarması var. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 9. soruya. Bu parçayla ilgili olarak yargılardan hangisi veya hangileri yanlıştır demiş. Bir bakalım dostlar. Evet, ad diyor. Yansımadan doğmuş sözcük diyor. Kişileştirme diyor. Dolaylama örneği diyor. Bir bakalım şimdi. Okula varınca ilk işim sobayı yakmak oldu. Şimdi sobayı yakmadık değil mi? Sobanın içindekileri yaktık. Dolayısıyla burada bir ad vardır. Öğrencilerin birkaçı üfleye püfleye evet üf püf nedir bunlar? Yansıma sözcüklerdir, değil mi? Yansıma sözcükte kullanılmış. Ateşi alevlendirmeye çalışıyorlar. Devam edelim. Soba ısınınca sıraları sobaya yaklaştırarak dersi öyle yapıyoruz. Teneffüse çıkmak yok. Teneffüsler öğrencilerin sobaya iyice yaklaşıp ısınması için bir fırsat. Evet. Kişileştirme göremedik. Dolaylama göremedik. E dolayısıyla 3 ve 4'ü alacağız. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 10. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içindeki kavramı örnekleyen bir söz yoktur diyor. Bir bakalım. Kitap fuarında birçok ünlü kalem okurla buluştu. Evet kalem dediği yazar. Yazar sözcüğüyle burada kalem sözcüğüyle bir mecazı müşsel yani adaktarması yapılmıştır. İnsandan doğaya aktarma. Dedemin bahçeye diktiği asmanın kolları bütün balkonu sardı derken şimdi buradaki kol sözcüğü insana aittir. Bunu asmaya aktardık yani doğaya aktardık. Evet bu da doğru. Duyular arası aktarım. Sesindeki yumuşaklık. Şimdi bir şeyin yumuşak olduğunu dokunarak. Ses ise duyarak. Duyma ve dokunma duyusu arasında bir aktarım söz konusu. Yani duyular arası aktarım vardır ifadesi. Doğru. Devam edelim. Güzel adlandırma. Geleneksel hale gelen bu film festivali ülkemizde sinema alanındaki en önemli etkinliklerden biridir dediğine göre burada herhangi bir güzel adlandırma göremedik dostlar cevabımız bu. Güzel adlandırma neydi? Verem yerine ince hastalık. E, kel yerine anlı geniş, şişman yerine işte balık etli, hafif etine dolgun gibi ifadeler. Es sesli kök Necip Fazıl şairliğinin yanında, evet şurada yan, değil mi? Bir şeyin yanı, yan. Bir de yanmak var. E dolayısıyla es sesli kök hemen şurada gördük. Kalan kısma bakmaya gerek yok. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki 11. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcükteki anlam olayı aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır? diyor. Bir bakalım. Edebiyat ürünleri ile ilgili olarak yazı yazma alışkanlığım yoktur. Bilmediğimi, tanımadığım bir alana girmek sanki kutsal bir alana girmek gibidir benim için. Öte yandan herhangi bir yaratı ürünü üstüne bir şeyler söylemeye kalkışan biri o araziyi çok iyi tanımak zorundadır. Şimdi arazi sözcüğü dikkat ederseniz burada sanat alanı anlamında kullanılmış ve bir benzetme yapılmış burada. Bu sözcük benzerlik ilişkisiyle başka bir sözcük yerine gelmiş. Bakalım hem gerçek hem meciz anlama geliyor mu? Hayır. Benzetme yoluyla bir sözü başka bir söz yerine kullandık mı? Kesinlikle olumsuz anlama gelecek bir söz yerine güzel bir ifade kullanma değil. Bir sözün karşıt anlamlısını kullanarak vurgulama değil. Bir varlığın parçasını söyleyerek bütünlük kastetme yani bir mecaz-ı mürsel burada yok. Cevap B seçeneği olacaktır. Peki son sorumuz dostlar dikkat. Bu cümledeki altı çizili sözcükteki anlam olayı aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır diyor. Bir bakalım. Bağımsızlık destanı olan milli mücadelenin düzenli ordu safhasında cephedeki iki yılını ele alan serinin bu ilk kitabında bir milletin son ocağını savunmak için doğru liderin etrafında birleşmesi ve mücadelesi anlatılıyor derken. Şimdi ocaktan kastedilen aile değil mi aile. Burada benzerlik ilişkisi olmaksızın bir sözcük başka bir sözcük yerine kullanılmış. Yani adaktarması yapılmış. E bir bakalım. Benzetme yoluyla diyor. Burada benzetme yok. Benzetme dışı bir sözün tersini söyleyip doğrusunu vurgulama değil. Olumsuz anlam çağrıştıran bir söz yerine daha güzelini kullanma hiç değil. Benzetme dışında bir ilgiyle bir sözü başka bir söz yerine kullanma yani mecaz-ı mürsel. Evet cevap bu. Anlam değişmesi yoluyla bir sözcüğe tamamen farklı bir anlam kazandırma elbette değil. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet kıymetli dostlarım umarım Soru çözümleri sizler için faydalı olmuştur. Dediğim gibi kitabımızla ilgili bilgiyi yorumlara sabitleyeceğim WhatsApp numaralarından edinebilirsiniz. Bundan sonraki bu kamptaki videomuzda deyimler ve ile ilgili 3 tane harika test çözeceğiz yine. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ayrıca destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.